Beğendiniz mi Nursel Hanım? Bayıldım. Gerçekten müthiş bir tarif bu. Ne bu? Konya'nın tarhanası aslında. Ne yoğurt? Kese yoğurdu ve ince yarmadan yapılan. Müthiş. Siz bunu normalde çorba yapıyorsunuz. Biz bunu kalınından çorba yapıyoruz. İncesinden akşamları, kışın akşamları nevale yanında cevizle beraber çayla çok güzel bir... Siz kimsiniz bugün? Nereden geldiniz? Ben Konya'dan geldim. Kaynanayım. Ne olmuş anlatayım. Herkese merhabalar. Yeni uyananlar günaydınlar. Günaydın. Nurhan'cığım bize başvurmuş. Kaynana elimden aldı. Almış. Dünür ablası. Korumaya geldi o da benim. Senden çıktığı için dünür oluyorsun aynı zamanda da. Abla da korumaya gelmiş. Evet. Ben kaynanayı tutuyorum. Aa, teşekkürler. Başvuruyu ben yapmıştım. Kadın tek kalmış. Çekilin. Yalnız kaldım. Gel Ayşe'cim. Yenim nerede? Yozgatlı. Ya. Ben Konya'mıyım. Ama onu sorun de. Sizin memleketten de değil, başka memleketten. Evet, Yozgat'tan gelin geldi. Valla evet. Hepsi bahane. 20 yıl olacak ya. Maşallah artık size. Biz de Konyalı olduk. Çok aynen. Güzel anlaşıyorlar. Şaka evet. Bir yana. Nurhan'cığım başvurmuş ama kayınvalidesi adına büyüğüm başvurmuş. Için... Evet, çok da marketli olduğunu düşünüyor. Aynen, evet, cips tarhanayı size göstermek, onlar daha doğrusu bize göstermek istedi. Biz de size göstermek istedik. İlk evet. Tarif oldu. Sadece kese yoğurdu, yarmayı yoğuruyorsun. Evet, yoğuruyoruz. Açıyorsun. Kazanlarda pişiriyoruz. Şişiyor. Yarın tası gün bunun kalıpları var. Onu da yapıp seriyoruz dışarılara. Hmm. Ve kurutuyoruz. Ayşe'ciğim. Efendim canım. Kızartmayı ver dünüre. Ver sen. Yok yok. Heh, ver kızartsın. Hadi bakalım. İşine. Gel sen benimle yemek say. Söyle Volkan'a ne yemekler yapacaksın. Bugün size arabaşı çorbası ve arabaşı hamurunu yapacağız. Konya'nın meşhur kışın yapılan tavuktan çorbası olan çorbamızı ve hamurunu yapacağız. Balık dolması yapacağız. Bu da Konya'mıza has. Nursel'cim bir de kıvrım yapacağım sana ve arkadaşlara. Haşhaşlı kömbe. Aynen. Bu da tuzlu olaraktan. Hamurunda patates ezmesi olacak. O zaman eller yıkansın, mutfağa girilsin mi? Evet. Evet. Haydi bakalım. Haydi buyurun. Bakalım. Bugün konuklarım Mevlana'nın şehri Konya'dan. Haşhaşlı kömbe. Aynen. Bu da tuzlu olaraktan. Hamurunda patates var, iç harcında haşhaş var. Patatesi ezmem hamurunu yumuşak tutar. Gelin daha kıdemli kaynanadan. Evet. Tontoş bir hamur yaptın. Güzel kabarmış. Elimle yayıyorum. İçine haşhaşı koyuyorum. İçine haşhaşı. Bu çok ama değil mi? Yani şöyle de yapabilirim Nursel'cim bunu. Oo, bu ne ya? Müthiş bir kömbe. Balık doldurmayı yapalım. İçinde bulgur pilavı gibi düşünün. Balığın içini öyle dolduracağız. Evet. İçine bulgur pilavı yapacağız. Çok güzel kokular hissediyor musunuz? Aynen. Pilavımızla sıkı bir şekilde dolduracağız. Normalde dikilebiliyor. Ben kürdan kullanacağım. Fırına gitmeye hazır balığımız. Şöyle bir balığımız var. Sanat eseri gibi ama. Of. Sosumuz hazır. Nursel'cim haşhaşlı kıvrımı yapalım. Tatlı. Tatlı olaraktan. Gelin kaynana yarışın bakalım. Normal ezilmiş haşhaşa bir bardak şeker mi katılır? Evet yeterli. Bunu bu şekilde yayıyorum. Ve bunu gramofon gibi böyle büzdürüyorum. Kıvırıyorum. Gelin kaynana gururumuz. Güzel kızarmış. Kıvrımımız ılımış. Şerbetimiz de ılık. Meşhur Konya'mızın haşhaşlı kıvrımı bu. Önemli bir yemek. Yani sizin oralar için çok, çok önemli ağır bir yemek. Gerçekten. Ara başı çorbası geliyor. Şimdi topaklaşmadan çırpacağız. Bu daha eri. Limon yerine kullanacağız. Tamam. Of, kıvamı müthiş. Tamam. Çorbasını yapalım. Tavuk da güzel pişmiş. Kırmızı oluncaya kadar kavuruyoruz. Ekşiyi koyuyorum artık Nursel'ciğim. Bunu incelttim. Çorbama ilave edeceğim. Şimdi bunu da ilave edelim. Bunlarla gel bana sevgiciğim. Geliyorum Nursel'ciğim.
tam ortasına evet. yerleştiriyoruz. Ne yapalım yani bu kömbeyi durumda? Yapalım. Zaman olarak, zaman olarak kabarması lazım. Tamam, siz nasıl o isterseniz. O yüzden kömbeyi yapalım. 4 evet. yemek var, 3 tane de kuduk var. Karar vermek gerekiyor. Şimdi önce hangisini kaynananın sözü dinlenmeli? Kaynana olaraktan evet, ben. Bence de. Büyük olarak kaynanayı dinliyoruz. Evet. Kömbemizi mayalamamız için içine patates haşlayıp ezip koymamız lazım ki lezzetli olması için hamurunda. Hamurunda patates var, iç evet. harcında haşhaş var. Siz evet. tahmin edin lezzetini. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Buyurun. Konya mutfağından haşhaşlı kömbe. Hamuru için 3 adet haşlanmış patates, 1 paket yaş maya, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık su, aldığı kadar un. İç harcı için 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı dövülmüş haşhaş. Üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Çörek otu. Hamuru yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ. Kömbemize başlıyoruz. Mayalı bir hamur yapacaksın. Evet. Sütünü ılıtıyorum. Ilık süt. Patatesi ezeceğim. Patatesi İstersen içinde o, ezeceğim. Sen yap. Ben şunu getireyim. Evet. Patatesi ezmem. Hamurunu yumuşak tutar ve sert olmaz. Şimdi sen gelin başvurduğunda sana söylemiş miydi başvurdum diye? Geline beraber konuştuk. Abla ben çok heyecanlıyım. Böyle bir şey olsa gidebilir miyiz? Dedim gideriz ya sen doldur. O şey, doldurdu. Gelin abla mı diyor? Evet gelin abla diyor ben cici kaynanasıyım bu arada. Ne demek o? 3 yıllık evliyim. Anlamadım kız. Dur anlamadım. Dur bir dakika. İşte bakmaya sana gel. Yani eşimin annesi değil ama kayınpederimin eşi. Senin evlendiğin adamın oğlunun oğlu, gelini. Gelini. Evet. Tamam çok böyle karmaşık değilmiş yani. Evet. İkinci bahar. ya güzel. Ben diyorum ki birinci baharım oldu diyorum yani. Ay çok güzel. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun şekerim. Teşekkür ederim. Süper. Bizim de gözümüz arkada kalmıyor. Bu durumda sen kaç yıllık evlisin? 12. Ha o senden yeni. Kız o gelin aslında. Bana bir merdane lazım şu an. Vallahi ben hayatım hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Kıdemliyim ben. Aynı evde misiniz? Hayır ben. Aynı evet. evde olsanız bomba olurmuş yalnız. Ya valla ben çok şu anda komik geldi bana. Gelin daha kıdemli kaynanadan. Evet. Sen onun kaynanasısın. Gibi. Çok çok iyi valla müthiş hikaye. Çok hoşuma vallahi. Gitti. Valla hayırlısı olsun. Vereyim İnşallah. Mi sütü hayatım? Evet alayım sütü. Bunu kıralım mı içine ister misin şu anda? Kıralım. Hepsini mi? Hepsini kıralım. Sen... Konyalısın. Konyalıyım Eşin ben. Eşin de Konyalı. Evet o da Konyalı. Sormanda sakınca yoksa başka çocukların falan var benim mı? Benim iki kızım var. Eşimin de bir kızı iki oğlu var. Yani evet. şu anda benim üç kızım iki oğlum var. Evet. Bir. İki mi ne vereyim? Bizi i̇ki. Kızdan saymadı. Kaynamadı. Saydı işte söyledi ya. Üç kızım ve iki gelin dedi. İki oğlum. Söyledi sen de şimdi karıştırma ortalığı. Dur kötü gelinlik yapıyorum ben de. Yani şimdi eşimin çocuklarını saydım. Ve kendiminkine ne dedim? Üç kız iki oğlan. Aynen. Ve iki de kız yerinde gelinim var. Yok, ben anladım evet. seni. Şimdi eline merdaneyi almasın gelin. Nasıl evet, aranız? Aldatmayın. Nasıl aranız? Maşallah nasıl, iyi. Mesela ilk evlenmeye karar verdi baban evet. bence bir konuşulmuştur ailede. Ya biz zaten hep istiyorduk ama işte öyle gelmemiş evet. Nasıl eşim tanıştın eşinle? Valla bir tesadüf. Bende de hiçbir niyet aşk yoktu. Mı? Aşk oldu. Bir görüşte aşk oldu diyeyim yani helal gerçekten. Olsun. Güzel kadınsın ama. Teşekkür ederim. Bizim Bakımlı. Yaş farkımız da var eşimle. Çok tepki gösteren de oldu. Ama ben dedim ki şu kafamı yaslayayım. İçi güzel olsun, göğünü güzel olsun, ben rahat edeyim. Allah razı olsun, gönlüme göre verdi. Süper. Hiç önemli değil. Belli bir yaştan sonra evet. yaş farkı da önemli değil. Kadınlar daha çabuk olgunlaşıyor. O benden genç. Görünümü. Ha yani şey yani, yaş olarak senden... Benden fazla yaş tamam. olarak ama adam genç benden, görünümü genç. Süper. Şimdi su alalım. Su da koyacaksın mı? Hı, tabii, suyla da yoğuracağım. 2 bardak süt. Bir bardak kadar da su mu koymuş olacağız? 2 bardak da su koyalım. Evet.
yumuşacık, tontoş bir hamur yaptın. Evet. Al şekerim. Ve üstünü kapatacağız. Bu kabarmaya bırakacağız. Fırına koyayım mı? Tabii. Sever misin öyle? Daha çabuk kabarır. Aynen. Sıcak ver olunca. Bana. Ilık ılık fırında dursun. Kahve daha gelmedi. Üşür müsünüz? Üstünüze bir şey alırsınız. Hayır, yok, hava yok. Güzel. Siz çıkın, ben üstüme bir şey alıp geleyim. Tamam. Ben de hep bu görünümü gördüğüm için size tohumlar getirdim. Ya. Evet, getireyim. Mi? Dur. Getir. Ay çok. Bahçem daha renksiz. Şimdi inşallah çiçekler falan bitecek. Yani ben kocaman bir kışı sizin programınızda bahçeyi izleyerek böyle içi başılarak geçirdim. Nurselciğim, bu bal kabağı. Ha, bu nasıl? Bu bal kabağı, bu soyulumu çok kolay. Yani bayanlar evde soyabiliriz. Aynı büyük kabakların küçüğü bu. Bunun ay, modeli böyle. Ne yapacağız? Bu tohumunu getirdim, o modeli. Yani bunu soyuyoruz, bal kabağı oluyor, pişiriyoruz. Aa, bu şey minyatür bal kabağı. Bu canlısı yani. Ama buna bir şey olur mu saklasın? Ben bunu saklayayım. Şimdiye kadar çürümedi. Ay, çok saklayabilirsin. Ve tohumlarını da getirdim. Şu kabağın tohumları, küçük olanlar. Kabak, bu kabağın evet. İçinden çıkanları ektiğimizde kabak evet, oluyor. Evet, aynen böyle kabak oluyor. Bunlar da gül biber diyoruz biz. Müthiş. Sana sarmaşık tohumu getirdim. Ay çok tatlısın. Burası masmavi sarmaşık çiçekleri atsın diye. Çok güzel. Senin bahçen mi var? Benim oturduğum binanın önünde var. Gel, hoş geldin. Teşekkürler Ayşe Hanım. Kim yaptı kahveyi? Kahveyi ben yaptım. Bu da dedi ki zahmet olmasın ben taşıyayım. Ay çok sevindim. Hadi buyurun otur. Hadi şekerli. Içeyim. Otur. Beni sana vermezler, Leyli de yar, Noylu da yar, yar yaydım. Dün de nereden sürseler, har elimden mi de kınalım, nem mi de bilalım, nem mi de nemli. Yeter mi? Ay çok teşekkür ederim. Ben böyle yani türküsüz bırakmasın Allah insanı öyle söyleyeyim. O kadar aynen. Çok seviyorum ki. Yani türkülerimizi yazanları da söyleyenleri de öpüyorum. Bravo. Hamur olmuştur ha. Olmuştur. Biz iyiyiz, güzeliz evet, böyle evet, de. Muhabbet çok güzel yani, ama. Bizi tutmayın lütfen. Bizim işimiz gücümüz var. İşimizi yapalım. Haydi siz oturun. Bakın keyfinize. Gel şekerim. Geldik. Sen al hamurunu. Tamam. Ben de şunu bırakayım. Hamurumuz kabarmıştır artık. Evet, güzel kabarmış. Olmuş mu? Ah, güzel. Olmuş. Güzel olmuş. Ya işte bak, ben yörelerden gelince bazı şeyler çok acayip oluyor. Ben burada alayım, bu kadar güzelini bulamıyorum. Evet. Haşhaşın. Buna yağ, bol yağ koyacağım değil mi? Tabii, ona bol yağ zeytinyağı, koyacağız. Zeytinyağı, sıvı yağ. Zeytinyağı. Bunu sulandıracağız, incelteceğiz. Neredeyse böyle bir bardak su bardağı. Hı. Bu yeterli. Yağ gitmesi evet. Gerekiyor içine. Evet. Ki anca o zaman sürülebilir kıvam oluyor. Tabii. Bunu da yağlıyoruz. Evet, onu da bana da yağlıyoruz. Bol yağlıyoruz. Şöyle. Bu tamam. Tamam. İkiye böleceksin şimdi hamurunu. Şimdi hamurunu ikiye böleceğiz. Elini yağlayalım mı? Dilimi yağlayalım. Ya da sen onu yağla, yağlanacak. Şöyle yapayım. Sen. Yemek yapmayı çok seviyorsun herhalde. Evet, çok seviyorum. Yani daha önce ben 20 sene falan İzmir'de kaldım. Ve memleketime geriye döndüm. Ne yaptın İzmir'de? İzmir'de ben bir yandan da kasabım. Yapma ya. 9 sene isim vermeyeyim çalıştığım yerin. Aha. Kasap olarak çalıştım bir fabrikada. Eti çok tanınmış iyi anlarım yerde. Diyorsun yani. Yani parçalamasını. Vay güzel. Şeyini anlarım yani tavuğu çok güzel parçalarım. Bu hamurumuzu şimdi birazını tabanla şey yapacağız, sereceğiz. Yarısını tabanına. Akıtıyorsun bak evet. Nasıl kıvamı. Cıvık bak. Oldu muydu çok güzel oluyor. Böyle tiril tiril oluyor yani yerken hiç rahatsız olmazsın. Ve içindeki patates de bunu çok yumuşak tutar. Çok güzel bir yöntem değil mi? Dökmesi, elinle alsa eli çok batacaktı. Akıtarak koydun çok hoşuma evet. Gitti. Bunu şöyle birazını koyuyoruz artık yarısını. Hı hı. Nursel'cim sen bana biraz yağ ver.
buraya yaymak için. Elini... Bu ortaya dök. Yeterli. Ve ben bunu elimle yayıyorum. Vallahi o kadar kolay bir şey yaptın ki hani hamur böyle yoğurmayı evet. biliyorsanız eğer herkesin yapabileceği bir börek çok oldu. Çok pratik. Evet. Çok pratik ve bu bizim dediğim gibi yöresel bayramlarda sabahları kömbe diyerekten pişiririz ve sütlü buğday çorbası yaparız. İçine haşhaşı koyuyoruz. İçine haşhaşı. Bu çok ama değil mi? Hepsini koyar mıyız? Tabii hepsini koymayalım. O çok gelir. Şöyle sen koy ben yerleştireyim. İçinde de aramayalım. Biraz da bol koyalım. Bir kesince de bir gözüksün ama tabii yani. Tabii yani şöyle güzelce gözüksün. Yeterli Nursel'cim. Fırını ben arttırayım. Tamam. Bu böyle tamam. Bunu üstüne bir ellerimi öbür bir... elinle akıt. Dur. Ben sorun olmaz yapayım. Zaten üstüne de şey yapacağım. Yağ çok az musun? Yağlayayım elime. Tamam. Şimdi bunu yaymak öbürüne evet. göre daha zor. Tabii bunu iyice kapamış iyice lazım. Kapatacağız. Yani şöyle de yapabilirim Nursel'cim bunu. Aha. Şöyle. Işte. Yes, çok güzel oldu. Ay çok iyi hareket. Ayşe abla çok iyi hareket. Bayıldım. Şimdi bunu iki elimle mecbur şey yapmam evet. lazım yerleştirmem için. Ay çok seviyorum işte ya. Şöyle anne eli ne kadar yakışıyor buna bak. Ben yapsam böyle güzel durmaz bu. Olur, olur. Bravo sana. Vallahi çok tatlısın. Biz de annelerden öğrendik. Sizler de bizlerden öğreneceksiniz. Evet. Tepsi mayası için bekleyecek. Sonrasında hı-hı. üzerine yoğurt, yumurta evet. Sürüp fırına atacağız. Evet. Tepsi mayası hı-hı. bunda önemli çünkü çok güzel kabaracak ve şık evet. duracak. Biz bu kadar. Bunu kenara alırız. İki tamam. ne yapalım şekerim? İkinci de Sevgi Hanım'ın yapacağı balık doldurmayı yapalım. Hmm, yapalım. İçinde da... bulgur pilavı gibi düşünün. Balığın içini öyle dolduracağız. Evet. Etrafına da belki süslemeler, bulgur pilavı yaparız. Bulgur, onu yatak tabanla yaparız. Yufkamızı da koyabiliriz, üstüne koyabiliriz. İstediğimiz gibi sunabiliriz. Güzel bir yemek geliyor. Evet. Haydi bakalım. Konya mutfağından balık dolması. 1 adet orta boy sazan balığı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Pilavı için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı bulgur, 1,5 su bardağı su, pul biber, karabiber, kekik, kuru nane, kuru fesleğen ve tuz. Süslemek için patates, sarımsak, sivri biber ve domates. Üzeri için 1 adet limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 dal yeşil sarımsak yaprağı. Balık dolması yapacağız. Ülkede çok çeşitli evet. şekillerde yapılıyor ama biz Beyşehir ve Konya'ya özgü olanı Beyşehir anlatacağız gölünde. Size. Önce biz bunu tepsi mayasına bırakmıştık çömbemizi. Evet. Oo bu ne ya? O şekilde pişecek. Üzerinin sosu var. Ne çok tatlı bakar mısın? Görüyor musun? Evet. Bayramlarımız müthiş. Her bayramda sabahları. Hadi atalım bunu. Şey onun üzerinin sosu vardı Nursel'cim. Evet onu unuttunuz. Hep unutuyorsun Seko. Onu çırpılacak yumurtasıyla. Atıyoruz. Tabii bu şifalı bir de. Tabii her evet, derde evet. deva. Hadi bir de fırına gönderelim. Son tuşlar tamam bunun. Ay çok güzel oldu. Evet. Kaç derecede pişer acaba? Bu mu? 180 veya 200 evet. ayarlayalım. 190 olsun arası. Tamam. Ne bu? Beyşehir Gölü'nde yetişiyor bu balık. Beyşehir sazanı diye biliyor. Normal birkaç sazan ismi var. Aynalı sazan falan diye ama karıştırılıyor aynalı sazanla. Sadece sazan. Beyşehir sazan balığı olarak tamam. biliniyor. Etrafına sebzesini yapacağız. Önce bunlar, balığı evet. mühürlememiz gerekecek biraz. Geniş bir tava alalım. Şöyle ortaya koyalım. Yağımızı alacağım. Yağımız burada. O zeytinyağı şundan istiyorsan koyalım. Biraz kızarsın o. Aynen. Tamam. Bir de bunun içine bulgur pilavı yapacağız. Tamam mı? Yağ yeterli mi? Yeterli, yeterli. Hı-hı. Birazcık kızarması yani. Gerekiyor. Balık pişerken fırında dağılmaması için hı-hı. mühürlüyoruz. Normal diğer et yemeklerinde etleri mühürleyerek pişirdiğimiz gibi balığı bana da bu yöntemle. Ayşe abla gitti, öyle kaldınız. ya, kaynana gitti, kaldılar. Ayşe abla kıdemli kaynana her konuda sesi yüksek çıkıyor. Bizi susturdu ilk baştan o giriş yaptığı için konulara. Susturdu gerçekten. Bilmiyorum, gayet profesyoneldi yani.
Tavamız biraz küçük gelecek ama önce şu şekilde pişirebiliriz bunu. En büyük tava bu. Bayağı da büyükçe bir balıkmış. İki tane getirmişsin yanında. Aslında bir büyüğünü daha getirdim ama burada hani şey olarak balığın büyüğü tercih ediliyor. Kılçıkların ayrıklanması adına. Ama neresi yani sürdüreceğiz? En azından 2 kilogramın üzerinde olacak balık. Nurseciğim biz balığı kızarırken yani mühürlemişlerini tamamlarken pilavını da yapalım. Demlenmesi gerekiyor biraz daha yumuşak olsun diye. Olur. Onu da alalım bir kenarda. Balığımızdan biraz uzak durun. Patlamalar yaşıyoruz şu anda. Şuraya al istersen. Çevirelim biz. Çok kolay bir bulgur pilavı. Normal bildiğimizden farklı. Ne lazım bulgura? Hemen bir tereyağı alalım biz. Balığımız mühürlendi. Ben bunu kenara alıyorum. Direkt dışarı şu yan tarafa koyabilirsin hayat. Kızardı. Tamam onun işi. Koyuyoruz salçasını. Bir kaşık da ondan koyalım. Tam bir kaşık. Ha. Böyle çok soğanlı çok falan niye? Soğan koku oluşturuyor diye içerisine balığın yakışıyor içinde. Yakışıyor aslında. Seven olursa kendisi efendim? Sarımsak ve soğan da katabilir pilavın içerisine. Kokusunu mu alıyor balığın? Genelde yani biz bu kokuyu gidermesi için fesleğen, nane kullanacağız. Anladım. Siz iki kardeşsiniz, o kadar mı? Yok, altı kardeşiz. Biz altı kardeşiz. Aa dur, söyledi. Küçüğü benim. Biz bulgur alalım. Diğerleri? Bir erkek mi vardı? İki erkek, dört kız. Hı-hı. Bir ablam var Ankara'da. Evde buradan da ona bir selam söyleyelim. Evet. Bir ablam daha var Isparta'da. Kavruldu. Çok güzel kokuları hissediyor musunuz? Aynen. Mutfaktaki. Hemen sıcak suyumuzu da alalım. Şunu şöyle halka halka mı yapacaksın? Halka halka da olabilir. Bütün de koyabiliriz. Çünkü çok erken pişecektir. Aynen. Balıktan önce pişerse kalın koymamız lazım. Doğru. Şuradan bir tane daha alayım. Tabii ki. Evet göz kararı koyuyorum. Volkicim şu balığı unutabilir misin acaba? Tabii. 3 kilo balığı. Sen yanmadan hemen götürebilirsin. Tabii ki. Bunun içinde doldurmuş herhalde. Burada mı doldurmuş? Tepside dolmuşun işlemini gerçekleştireceğiz. Tamam. Baharatlarımız bizim kendi yöremizden baharat getirdik biz. Getireyim. Nuran onları alayım ben hemen. O senin getirdiğin fesleğini uzun süre şurada bir yerde ben astım. Sonra düştü çarptı insanlar yere düşündü. Biz size yine göndeririz. Ya. O kadar güzel bir aroması var ki onun. Bunun şu an tohum hali oluşmuş. Ekebilirsiniz bunları bahçenize. Şunları ekerseniz çıkar. Hmm. Şu siyah tohumları. Şunlar şu an tohum. Bahçenize atabilirsiniz. Süper. Daha güzel çıkar. Bize iki tane daha yeter. Bu çok fazla koymuyoruz. Çünkü zaten keskin bir aroması var. Bunun yine aynı yörenin keki. Hı hı. Değişik bir kekik herhalde. Balığın şeyini alacak o herhalde bunlar. Evet. Nanemiz. Bomba. Nane mi? Bu nane koyduk, kekik koyduk. İsteğe göre ben biber de kullanacağım. Pul biber. Genelde balık acılı yenir mi diye soruyorlar. Yenir. Tabii kişiye göre. Acılı da baharatlarla birlikte güzel oluyor. Sen buna ne kadar su koydun? 1,5 su bardağı. 2 bardak bulgura, evet, biraz sıcak, hani çok yumuşak da olmayacak. Çok şey de olmayacak. Şu an bu oldu. Kapatıyoruz. Normalde kendi fırınınızda da pişirebileceğiniz bir şey bu. Odun fırını varken biz biraz uzun sürdüğü için pişmesi böyle içli içli güzel güzel pişsin. Fırsatımız hı hı, da var. Tabii ki fırsatımız odun varsa. Odun fırınına gidelim diyorum ben. Ayşe ablayı alıp gideyim. He? Olur mu? Süper olur. Valla. Tabii bizim çünkü kendi fırınımıza tabii gidelim. Biz öyle yapıyoruz. Fırınlarda daha bir değişik oluyor. Ben geldim. Gel. Gel Dünür. Gel. Bak, hoş geldin. Hoş geldin. Ayşe abla. Hoş bulduk. Şunu seninle fırına getirelim ister misin? Tamam. Götürelim. Ben hazırlayacağım, siz pişirttirip tamam, getireceksiniz. Çıkar önlüğünü. Tamam. Evet, balık işlemini hemen hızlıca evet, tamamlayalım. Gideyim, geleyim. Gel. Dünürüm sana yol göründü. Haydi güle evet. Güle. Nurhan'cığım hemen evet. Tereyağı alalım. Evet. Tepsimizi biraz yağlamamız gerekiyor balığın yapışmaması için. Doğru. Aslında yağlı kağıt kullanabilirler fırında, evinde fırında pişirecek olanlar. Yağlı kağıt. Ama biz burada sunacağız, o yüzden yağlı kağıt koymayalım. Yanabilir istersen. Fırına göndereceğimiz için. Evet. Üstünü de sağlam batırdın. Balık sıçradı. Balık şey kendisi sulu olduğu için. Doğru. Çok patlıyordu gerçekten. Mühürlerken patladı balığımız.
Ablam avcıdır aynı zamanda. Öyleymiş ya, lisanslı evet. Sen balık avcıymışsın ha? Nasıl oldu o iş? Nurselciğim ben uzun zamandır yani yaklaşık 10 yıl önce ben sertifikamı almıştım. Aslında spor olarak başlamıştım ben önce yürüyüşlerde daha motive olabilmek için. İşte siz avcı olsanız kendiniz yürüyüş yaparaktan hani ava gittiğinizde daha bir zevkli oluyor. Bir şey çıkacak karşıma vuracağım anlamında. Balığımızı da buraya alalım. Hemen pilavımızı. Ama hani o zamanın belki şimdi vardır ama ilk... Evet, ilk aldığımda Türkiye'nin tek sertifikalı bayan avcısı diye basın bayağı bir popüler hale getirmişti o dönemde. Tamam. Balığımızın yüzü mühürlendi, dağılmaması için demiştik az önce. Ya tereyağlı tepsiye aldıktan sonra bunun içini bu pilavımızla sıkı bir şekilde dolduracağız. Sıkıca. Yardımcı ben size... ister misin? Tutsun açayım istersen Nurhan. Açabilirsin Nurhan'cığım. Ne oldu? Niye çıkardın? Kaynan olarak şöyle bir bakayım dedim. Ne yapıyorlar? Gelin iş yapabiliyor mu? Yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bilmiyorum, onu ben yetiştirdim. Montunu niye çıkardın? Erken mi giymişsin? Erken giymişim. Çok heyecanlı herhalde. Biz bunu doldurduk. Kürdanla galiba ağzını kapatacağız. Normalde dikilebiliyor. Ben kürdan kullanacağım. Güzel. Kürdan alayım. Şurada hemen küçük de var kürdan. İyice sıkıştıra sıkıştıra mı doldurdun? Evet, sıkıştırarak doldurdum çünkü balık pişerken kendi yağını da bırakacak onun üzerine. Zaten balığın karnı çok küçük, küçük olduğu için çok fazla şey almıyor. Of, ne kadar güzel aroması. Tadı çok hoş değil mi? Çok farklı. Ve balıkla böyle bir pilavın yan yana gelmesi çoğu insan çok ilginç buluyor. Çok iyi, çok iyi fikri. Tadı acayip güzel. Şuraya biraz pilav doldurmak istiyorum. Burası tamam. Çok boş kaldı. Hem balığın kendi etinin verdiği kokuyla birlikte daha hoş olacak bu balık. O yüzden buraya dolduruyorum. Artık bu fırına gitmeye hazır balığımız. Sen zaten siz mi gideceksiniz? Ben zaten balık sağ olsun beni hallettim. Tamam. Güle güle, iyi sen yolculuklar. Bunu al, ben de geçelim bir sana. Giyeyim. Hadi gidelim. Hadi. Buyur. Biz geldik. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bak tavuk güzel miydi? Tavuk çok güzeldi bak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şöyle bir balığımız var. Balık kapama. İçinde bunun bulgur pilavı var. Sebzesi var. Bu nasıl pişecek? Tatlı su sazan balığı herhalde. Aynen. Değişir. Tatlı su sazan balığı. Sen de her şeyi biliyorsun ha. Ben balık su da yaptım ya. Vay yok, pişirme olarak tabii hepsini ya. Biliyorsun yani. Ben artık ustasız bu işim. Vallahi yani. Helal olsun. De bakayım nasıl pişecek? Bu fırında. Kızaracak, ara ara çıkartıp üstü yağlanacak. Biz sana yağ bırakacağız şimdi. Tamam, ben onu ayarlıyorum. Siz yeme bana teslim edin, tamam. Gerisine karışın. Aynen, öyle zaten. Tamam. Hadi tamam. O zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Ama bunu bırakmam, söyleyeyim. Tamam ha, orada olmaz. Ya ola. Bir sana bir bana. Hadi gel. Şuraya da ekmeğimizi yazalım mı? Bu ne Nursel? Aşkım bu ne? Ekmek alıyorsun, buraya da askıya ekmek yazıyorsun. Evet. İhtiyacı olan geçerken bakıyor ki burada ekmek var. Para vermeden onu alabiliyor. Çok güzel bir şey. Buraya 4 ekmek yazdım ben de. Tamam mı? Hadi. Nurselciğim, haşhaşlı kıvırımı yapalım. Tatlı. Tatlı olaraktan. Gelin kaynana yarışın bakalım. Normal ezilmiş haşhaşa bir bardak şeker mi katılır? Evet, yeterli. Bunu bu şekilde yayıyorum. Ve bunu gramofon gibi böyle büzdürüyorum. Kıvırıyorum. Gelin kaynana gururumuz. Güzel kızarmış. Kıvrımımız ılımış, şerbetimiz de ılık. Meşhur Konya'mızın haşhaşlı kıvrımı bu.
önemli bir yemek. Yani sizin oralar için çok, çok önemli ağır bir yemek. Yemek gerçekten. Ara başı çorbası geliyor. Şimdi topaklaşmadan çırpacağız. Bu daha eri. Limon yerine kullanacağız. Tamam. Of, kıvamı müthiş. Tamam. Çorbasını yapalım. Tavuk da güzel pişmiş. Bu kırmızı oluncaya kadar kavuruyoruz. Ekşiyi koyuyorum artık Nurselciğim. Bunu incelttim. Çorbama ilave edeceğim. Şimdi bunu da ilave edelim. Bunlarla gel bana sevgiciğim. Geliyorum Nurselciğim. Tam ortasına evet. Yerleştiriyoruz. Köy peynirini kendileri getiriyor galiba. Aa, kapı çaldı Nurhan, bir bak canım ya. Buyurun. Merhaba, biz geldik. Hoş bulduk. Aferin. Hoş bulduk. Ayşe pek özlemiş gibi kollaştık. Kız, biz serili. Biz de bizden daha güzel yemek yapanlar var mı diye programını izledik. Uşak çekiminiz bu. Melihan abla. Melihan abla. Tatlım, Melihan'cığım. Uşak Mutfağı tel börek diyor. Ne zaman yayınlanacak? Ne zaman yayınlanacak? Al işte yayınlanıyor. Yayınlandı. Birlikte izlemiş olduk. Ne yapalım arkadaşlar? Nusel'cığım, haşhaşlı kıvrımı yapalım. Tatlı. Tatlı olaraktan. İçinde haşhaşı, kıvrım kıvrım yufkaları ikiniz açacaksınız. Evet, gelin kaynana. En meşhur tatlılarındandır. Geçtik gitti. Hadi bakalım. Hadi. Konya Mutfağı'ndan haşhaşlı kıvrım. Hamuru için 1 kilo un, 1 paket kabartma tozu, 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı süt. İç harcı için 1 su bardağı dövülmüş haşhaş, 1 su bardağı toz şeker. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, yarım limon suyu. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Hamurları açmak için un ve nişasta. Şimdi tatlımız olan haşhaşlı kıvrıma başlıyoruz. Sen hamurunu yoğuracaksın. Evet, ben de hamurunu yoğuracağım. Evet. Kabımı getirdim. Peki şuradaki kömbeyi kim görmek ister? Müthiş bir kömbe. Evet. Sen bir de tadına bak Nurselciğim. Bakacağım, bakacağım. Kayınvalidemin eli lezzetlidir. Hadi bakalım, ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Önce un mu? Önce un. Gel. Şöyle yapalım. Ölçüsü yok, belli bir seviyede. Şöyle bir kilo kadar. Evet, bir kilo kadar yeterli. Gider çünkü çok yufka yiyor bu. Evet. İncecik açılacak. Evet. O yüzden ikiniz birden açacaksınız. Herhalde yeter. Yeter. Şöyle de olsun. Bu da benden olsun. Tamam. Şu tuz koyuyorum. Kabartma tozunu. Kabartma tozumuz. Genelde baklavaya kabartma tozu koymazlar ama. Ha? Biz koyuyoruz ama. Tuz istiyorsun. Tuz istiyorum. Nerede tuzumuz? Çok az tuz. Sirke. Bir kaşık sirke. Evet. Sütünü ve suyunu da koyalım. Evet. Bismillah deyip başlayalım. Bir bardak daha dökün. Şöyle yarım koyayım istersen. Tamam. Su da koyacağız. Tamam. Suyunu şimdi da yavaş yavaş da suyunu alayım. Yumuşak herhalde, böyle baklavalık bir... Ne sert, ne çok yumuşak. Çok yumuşak oldu mu da yufkayı açamayız. Tamam. Şimdi ben şu arka taraftaki masaya da kurulayım. Nurhan'cığım da orada açacak. Tabii ki. Bu senin olsun, bu senin. Tabii iki taraf. Evet Nursel'cığım, bu tamam. Bu hamur bu şekilde yoğrulur. Ele yapışmayacak şekilde tam kıvamına geldi bu şimdi. Bakayım. Bak bakalım. Yumuşacık. Bezeleyeceksiniz. Bunu evet, bezeleyeceğiz. Hı hı. Tepsimiz bu olacak eğer beğenirseniz. Tamam. Bu tepsiye herhalde bir 8 beze falan gider bize. Ha? Gider. Değil mi? Ablanın gider. Boyutu. İyi. Bu şekilde bezelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi gelin kaynana yarışın bakalım. Kim daha güzel bir açacak? Kim şov yapacak? Bakalım kim daha güzel açacak? Oklavanızı seçin kendiniz.
şerbetimizi de koyalım isterseniz Nursel. Koyacağım ben. Siz oklavanızı seçin oklavamı kendinize. Ha, bir tane ince var, iki tane kalın var. Ben kalın alayım. Sen de onu. İkisi de çok güzel. Onunla sıvamayabilirsin. Açayım, onu açayım, bununla büyüteyim ben. Tamam. Orayı sen mi alacaksın? Olur. Peki. Bir iki tane beze verelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ne yapalım? Kaç yapalım? 4'e 5 yapalım. 4 bardak şeker, 5 bardak da su koyalım. Tamam. Evet Nursel'ciğim, bunları biraz küçük oklavamızla açıyoruz. Sonra diğerine geçiş yapacağım. Evet, ben de burada açıyorum. İncecik açmamız çok önemli. Evet. Büzeceksiniz. Evet. Büzerek tepsiye koyacaksınız. Tamamız. Normal ezilmiş haşhaşa bir bardak şeker mi katılıyor? Evet, yeterli. En çok eşinin sevdiği yemek ne şimdi? Benim eşimin en çok sevdiği, ben ne yaparsam onu yiyor. Oho. Hepsini seviyor. Bu bitiyor Nursel'cim. Ablacığım benimki de bitti. Ve bitti. Aynı anda bitirdiniz ha. Önce sen koy evet, o zaman büyük tamam olarak. Hatta yufkanı da şeye ver. Ayşe ablaya o yapsın. Hazır. Bunu bu şekilde yayıyorum. Ablacığım ben bunu buraya bırakıyorum. Tamam canım. Diğerine başlıyorum. Tamam. Ve bu şekilde şöyle yapıp böyle ve bunu gramofon gibi böyle büzdürüyorum. Ben şeyde yapacaksın zannettim ha, oklavada büzdüreceksin zannettim. Yok, bu şekil. Ve tepsimizi yağlayalım. Bence şey olmaz bu. Bir 5 tane de falan dolar. Bu daha havalı oldu çünkü. Ay ne kadar güzel oldu. Dur. Meşhur Konya'mızın haşhaşlı kıvrımı bu. İnşallah beğenirsiniz Nursel'ciğim. Beğenmem mi ya? Emek var orada. 3 kaşık tereyağı koydum, iyi mi Ayşe abla? Biraz da sıvı yağ dediniz. Tamam. Yeterli. Bunu bu şekilde ezmeden böyle kıvırıyorum. Adı neden? Kıvrım. Kıvrım kıvrım olduğu için böyle. Müthiş. Bu şekilde etrafını dolaştıracağız. Hı-hı. Evet. Bir daha görelim şimdi. Hı-hı. Maşallah Nurhan ne güzel açıyorsun. Sen yarışmalara katılıyormuşsun değil mi? Yemek yarışması mı dedin? Evet, hamur işi yarışması. Bir tane birinciliğin var değil evet mi? Öyle az önce konuşurken söyledin. Evet. Ne, hangi yemekte birincilik aldın? Ben makaron yapmıştım. Konya'da çay saatinde yani. Evet, bizim hamur işlerinde. Güzel. Tabii o zaman Konya'da makaron yaygın değildi, bilmiyorlardı. Evet, bu şekil yine aynı işlemi yapıyorum. Etrafına şimdi yapacağız. Etrafına şu şekilde böyle. Ay çok tatlı, çok güzel. Bu şekilde dolandı. Şimdi bu çok havalı yaptığın için ince de oluyor. Evet ve çok içi alarak kızaracak bu. Evet. Çıtır çıtır olacak. Güzel, çok güzel. Bitirdiniz valla. Evet. Yağımızı gelin da gelin kaynana olunca çabucak hallettik. Yerim sizi. Şunu bitirelim tamam ablacığım. Bittim abla. Son bezemizde. Tamam, alayım mı onu da. Sığacak mı o? Yarısını. Yarısını koyayım, kapatalım. Çünkü çok azıcık bir açıklığı evet kaldı. Şöyle ben. Bir tane de bezemiz de kaldı. Maşallah çok iyi açtın. Küçükten öğrendik. Annem buyurun sağ olsun. İleride lazım olur demişti. Bu günleri görmüş sanki. Annene bir selam söyle. Evet, annemi çok seviyorum. Anneme, babama, arkadaşlarıma, kurstaki Mengene Hanımlar lokali sizden selam bekliyor Sema Hocam. Herkes. Sevgiler. Öpücükler. Yağ yetireceksin değil mi? Yağımız yeterli, yetiririz. Fırını açalım. Evet.
180 yapayım. Şerbeti limon sıkalım. Yeterli mi? Biraz daha. Tamam, yeterli. Şimdi arabaşının tavuğunu da koyalım. Evet. Tamam. Arap başı değil. Arabaşı. Aralarda evet. İki yemek arasında. Değil yani. Sohbetlerde yatsıdan sonra. Akşam çok yemeğinden sonra aralarda yani. Çok anlamlı bir yemek yani. Evet. Yenmesinin bir sebebi var. Bol bol konuşuruz. Şimdi son yemek ona geçmeden tavuğunu koyacağız. Evet. Eskiden tavşanla yapılırmış. Evet, bu tamam Nurselciğim. Fırına atalım artık bunu. Bir kamerayı göster bak, bak. Bir göster. Harika. Gelin kaynana evet. Gururumuz. Kesinlikle. %180 yeterli. Tamam. Tavuğumuzu koyalım 2 dakikada. Evet. Oy, sen şunu al şekerim. Düdüklümüz burada mı Ceylon? Evet. Şuraya koyabilir misin onu? Tuz falan koyuyor musunuz? Evet. Evet. Tuzunu da ekliyoruz. Bakayım tuz şurada mı? Suyunu koyun ben size bakayım. Ben bunun en çok yeme seremonisini çok seviyorum. Evet. Önemli bir yemek yani sizin oralar için çok, çok önemli bir yemek. Çok ağır bir yemek gerçekten. Ara başı çorbası geliyor. Konya mutfağından ara başı çorbası. Hamuru için 2 su bardağı un, 10 su bardağı su ve tuz. Çorbası için 1 bütün tavuk, 1 su bardağı dağ eviği veya 2 limon suyu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı un ve su. Burada tavuğumuz kaynıyor. Bir bütün tavuğumuz kaynadıktan sonra didiklenecek. Çorbası için o. Burada 6 bardak su var. Kaynıyor evet. Olması gerekiyor. Sen de? Burada da 4 bardak suya 2 bardak unumuzu, ilk önce suyumuzu koyacağız. Bir. Yani toplamda 10 bardak su. Evet. Bir bardak evet. Un mu? Bir bardak un. Evet. Şunu da ben şimdi, sana koyayım. Tamam. Bir bardak. Şimdi topaklaşmadan çırpacağız. Merhaba. Geldin mi? Kolay. Hoş evet, geldin. Aşağıda bunu pişirdik. Ekşi limon yerine kullanacağımız. Ne eriğiydi bu? Bu dağ eriği. Kendiniz mi topluyorsunuz? Tabii dağlarda kendiliğinden yetişen bir doğal organik bir ürün. O şu an yaptığın arabaşının hamuru evet. Altta evet. Olacak, tepsiye yayılacak. Bu da? Bu dağ eriği. Bunu da çorbanın ekşi tat verebilmesi için limon yerine kullanacağız. Tamam. Biz limonda kullanabiliriz yani. Tabii bunu herkes bulamaz tamam. Zaten dağ eriği olarak yetiştirdi. Sumak ekşisi falan da olur yok, mu? Yok öyle bir şey hiç nar ekşisi, kullanmıyor. Sumak. Hayır, hayır. Sana biraz daha. Vereyim ben. Evet sen onunla şurada uğraş istiyorsan. Büyük de kaşık vereyim. Evet bu tamam. Ben sana dökeyim istiyorsan ufak ufak. Tamam birazcık içine tuz atalım. Ya da karıştırayım hangisi daha... Sen dök, ben çırpayım. Topak topak yapmayalım. Tamam. Kaynayan suya ılık suyla açılmış, 4 bardak ılık suda açılmış 1 bardak unu katıyoruz. 2 kişi yapmak önemli bence ya da ne bileyim bileğinize güveniyorsanız. Evet. Bunun top top olmaması için 2 kişi yaptık mıydı daha iyi olur. Evet. Alın kankanızı tabii. Yanınıza. Evet. Hatta komşularla pişirilebilen bir yemek. 3 kişi de olur. Şeyi söylesenize, arabaşının... Arabaşının hikayesini. Hı-hı. Arabaşı genelde Arap aşı olarak algılanıyor ama ara aşı. Ara aşı da uzun kış gecelerinde insanların akşam yemeğinden sonra gece saat 11-12'de yenen bir yiyecek oluyor bu yemek olarak. Acıkınca insanlar gece tabii bunu... Bir kış günleri için acılı. Hı hı. Allah yağmur ya. Bu kızın derdi. Ah Ceylan'ım. Ah daha bir güzel oldu ıslanınca. Ay nasıl güzel yağıyor. Ay.
Aa, kıvam müthiş. Kıvam müthiş oldu kestirmeden. Bunu biraz sulandırmam gerekecek benim. Az önceki tenceremi almak istiyorum tekrar. Şöyle. Şimdi tepsimiz bu olacak. Evet. Az önce balık dolması yaptığımız tepsinin bir küçüğü. Evet. Böyle bir tepsiye ihtiyacınız var. Daha büyük de olabilir. Tabii, daha büyük tepsiniz varsa 2 bardak un, 10 bardak su koymanız gerekecek. Birazcık buna suyu ekledim çünkü süzgeçten geçmedi. Çok fazlaca yoğun olduğu için. Bize yetecek kadar ekşiliği elde ettik zaten. Mesela limonla yapacaksak 2 tane limon mu yapalım? Bazı insanlar tam tüketim aşamasında çorbaya direkt koymuyorlar. Tüketirken kişiler kendi çorba kaselerine göre ayarlıyorlar. Ben bunu şimdi... Aa, bu Alaaddin ses sırılsıklam olmuştur. Kesin balığımız geldi. Islanmadan geldi mi? Şaka yapıyorsun. Nasıl oldu? Bakalım. Bakalım. Of of. Heh, gel gel. Geldi mi balığımız? Gel gel. Vay, yalnız sarımsak, soğan on numara hareket olmuş. Sanat eseri gibi ama. Of. Boğaz Köprüsü de olmuş böyle. Aynen. Burası Fatih Sultan, burası tabii yani Köprüsü. Gerçekten öyle bir görüntü oluşmuş. İstanbul'u özlüyormuş. Alaaddin'cim, hakkını helal et. Helal olsun abla, kolay gelsin. Teşekkür ederiz Alaaddin Bey. Hırsacığım, bunun işi bitti. Biz bunu alalım. Ben de düdüklünüzü açacağım kızlar. Bu da böyle. Dikkat. Sen istersen önce onu dök, ben sonra düdüklüyü açayım. Pat pat etmeye başladığında. Tamam. Onu dökmeden önce biz bu tepsisini biraz ıslatalım. Bu arada... Hamurun daha kolay kalkması için, yapışmaması için. Ölçüyü yanlış verdim galiba ben. 10 bardak su, 1 bardak un dedim. Yok, 2 bardak un. 1'e 5 ölçümüz. Tamam. Çoğalttığımızda da yine 1'e 5 oranında artırabiliriz. Şimdi buna dökülebilir. Yapışmasın diye. Evet, yapışmasın, daha kolay suladın. Kalksın diye. Of, kıvamı müthiş. Tamam. Çok güzel tutmuş kıvamımız. Şimdi sen onu şuraya al bence. Ay, açamadım. Açın, açın, yanıyorum. Nasıl açamadım? Yağmur yağsa bir şey olmaz. Şuraya şöyle koy. Çiçeğimizi şöyle alalım. Evet. Şimdi biz arabaşının çorbasını yapalım. Ben size düdüklüyü açayım. Bir gün patlayacağım. Peki. Ama hadi bakalım. Ben bir fırına bakayım. Kıvrımımız pişmiş mi Nursel'cim? Bence pişti, unuttuk onu. Yok, daha tam. Göster, evet. Volkan'a da göster. Bak arkanda. Arkanda kaldı. Devam çok mı? Güzel kızarmış. Yeterli bu. Tamam. Masayı alır mısın? Tamam. Bu biraz ılıyacak. Şerbeti de ılımakta. İkisini ılık şekilde şerbetin üstüne dökeceğiz. Tamam. Şimdi ben düdüklüyü açıyorum. Pişmiş, evet. Tavuğumuzu bir yere alıyorum. Tavuk da güzel pişmiş. Kopmadan alacağız inşallah. Hop, yakaladım. Evet. Şimdi güzel bir tencere çıkarayım. Tavuk soğuyacak. Bunu da dışarıya bırakabilir miyiz? Olur, süper olur. Ben hatta şu bırakayım. Sandalyeyi çıkarayım ben. Evet. Orada yer yok çünkü. Çünkü? İstersen şöyle dursun, yağmur yağıyor ya. Koy böyle. Çabuk soğuması için. Evet. Şu tencereyi alayım mı? Yine aynı bir tencere. Tamam. Çorbası için. Güzel gözüksün. Önce tamam, salçalı tamam. Salçayı kavuracağız ya. Onu da salçasını kavuralım. Ondan sonra tavuk sularını koyalım. Heh. Şimdi bunun çorbası acayip lezzetli oluyor. Evet. Tavuk sulu, salçalı, ekşili. Sen al salçasını. Ben şuradan yağ koyayım. Evet. Şimdi bu arabaşıyı biz burada yiyeceğiz ya birazdan. Hamuru ilk düşüren suya ve cepte oluyor. Borçlu oldum. Evet, borç arıyorsunuz. Yine sizin evinizde yemiş oluyoruz. Ay, ama ben düşürdüğümde benim evimde yiyeceksiniz. Dünür düşürdüğünde onun evinde yenecek. Tabii bunun amacı da aslında sıradaki kişi evlerde toplu halde yenen bir yemek olduğu için gelenekselleştirmişler bunu. Daha bir güzel hale getirmişler. Sizin için artık bu bir eğlence olmuş neredeyse.
Ve bir de bunu yerken hamuru gevilmez. Hamur direkt yudulur çorbayla beraber. Onu söylüyorsunuz ama evet. O ne bileyim çiğneme... Gerçi çiğnenmez. Muhallebi gibi o, evet. Ne olacak çiğnesen? Biz ununu kavuralım. Hayır. Normal hiçbir şeysiz değil mi? Yağsız falan kavuracağız. Yağ koyalım mı Ayşe abla? İki çeşit de kavur yapan var. Yağla daha güzel oluyor. Tamam. Bence önce yağ koyalım. Buna da koymayalım. Koymayalım o zaman. Bence tamam. Koymayalım. Ne yap? Neyden kıssak kârdır. Yeter mi? Bakayım çorba olmuyor mu? Yeter mi bence? Çorba aşıyı az. Şimdi. Burada bir yarım bardak un var. Evet. Bu kırmızı oluncaya kadar kavuruyoruz. Tamam. Ben onu tabii ki sana vereceğim. Çünkü onu kavurmak zor. Senin için kıvamı çok önemli. Ben hiç sevmiyorum zaten bu un kavurma işlemini. Ya şöyle tek yana sevmediğim bak, şey mutfakta bu. Yana bak, bir şey iki dakika bir şey konunca anında kararıyor. Aynen böyle, artık sürekli gezeceğiz unla birlikte. Nursel'cim sen bunu devam edeceksin kızarıncaya kadar. Ben tavuğu getireyim. Hemen onu da didikleyelim. Tamam. Bir an önce aradan çıksın o da. Nasıl olduğunu düşünüyorum tavuğumun. Şuradan hemen bir kapatalım. Uygun değil mi tabağımız tavuk için? Onunla yapabilirsin, evet. Senin kaynadı mı suyun? Benim suyu kaynadı. Ekşiyi koyuyorum artık Nursel'ciğim. Hepsini mi koyacaksın? Yok biraz. Bu kadar yeterli. Şöyle bir bardak kadar. Şu aşamada iki limon suyu falan mı koyacağız bunun içine? Evet. Evet. Ekşi yukarı. Bulamazsak. Evet. İki tane limonu ekşi sıkıyorsunuz. Ekşi sevenler daha evet. Fazla koyabilir, az koyabilir, hiç koymayabilir ama ekşili çorba. Şurada yapabilir misin inşallah? Tamam. Al tamam. Bunu da. Kıvamını, rengini de göster bence izleyiciye. Evet, unumuz bu şekilde kavruldu. Sen şunu alır mısın? Kapı çaldı. Kim geldi acaba? Merhaba. Buyurun. Kolay gelsin. Burada bir Konya esintisi varmış. Var. Ben de izin verirseniz katılmak istiyorum. Buyurun. Sizin konuğunuz mu? Kimsiniz? Merhaba. Aa, kızım benim. Aa. Hoş geldin. Gelsin. Buyur sağ gel. Sağ olun. Merhaba. Oo, neler yapıyorsunuz? Annem hoş geldin. Hoş geldiniz. Yalnız benziyorsunuz ha, yanaklarınız falan böyle. Gel öpün seni. Nasılsınız? İyiyim, ne kadar güzel kızın var. Yalnız hoş geldin Merve. Maşallah. Hoş bulduk. Duygulandım ben. Kaç yaşında? 26. Haberin var mıydı geleceğinden? Yok, gelemem, uzak diyordu. Hadi be, sürpriz mi yaptın? Aferin aynen. Sana, süpersin. Arabaşı yapıyorsunuz. Arabaşı yapıyoruz. Evet. Soğuk suyla unu açıyorsun. Soğuk suyla şimdi. Unu açıyorum şimdi ben. Tamam, şuraya bırakabilirsin istersen. Tavuğun didilme işlemi de tamamlandı. Bir lades, bir neyin bir şey çıkmadı mı canım? Ben onu sizi bekliyordum konuşmanız bitsin diye. Ha. Sizin hep ladesleşiyorsunuz ya, geleneksel ladesiniz bende. Kim kime, kim kime, kim? Volkan'cığım. Volkan'cığım. Aklımda. Ladesim lades olsun mu? Olsun. Vermeyen olsun. Ne olsun? Olsun. Ne olsun olsun. Şunu da çöpe at. Aklımda. Nesine falan girmiyoruz artık. Yani Volkan battı çünkü sürekli yeniliyor bana. O yüzden. Onu kaldıralım. Evet. Şunları da. Tavuğun bir tavuk göğsü falan gidiyor herhalde. Yani bizim çorba miktarı az olduğu için evet. Ben az kullandım. Tamam. Şimdi onu şimdi ben de onu incelttim. Çorbama ilave edeceğim. Hadi gel. Evet. Gel ilave gel et. Canım. Ben karıştırayım sana. Oh. O un kavurması kokusu müthiş evet. Olacak. Çok şimdi güzel bunu da ilave edelim. Sıçramasın. Senin ikinci üstün. Ben kıyafeti çok getirdim. Değiştir dur. Tamam. Teşekkürler. İşte budur. Anneciğim nasılsın? İyiyim, sen sürpriz nasılsın? Sürpriz yaptın. Duygulandım, nasıl olayım? Bulmakta zorlandım ama çünkü iki adet aynı numaradan. Öyle mi? Evet, girdim böyle ya. Sürpriz yapmak için. Bir anda herkes çok geçirdi. Şaka yapıyorsun. Neredeymiş ki o? Bir alt sokakta. Aynı numarayı taşıyor evlenin. Şu onlar da şok olmuştur, sen evet, de şok olmuşsun. Evet, çünkü bekliyorlar. Siz kimsiniz? Helal. Helal. İşte bu. Bunlarla gel bana sevgiciğim. Geliyorum Nursel'ciğim, geliyorum.
Vay vay. Bunlar vay tatlı vay biberler galiba. Sizden ay çalıyorum da. Çok güzel. Aslında bunlar acılarını atmam lazım. Aşkım, var mı burada acı? Ay onlar acıdır. Bunlar. Attıkların evet. Hu, o zaman fazla bekletmeyelim. Acı Seren biraz tasının içine alsın. Tamam. Yesin. Tamam. Aslında bütün yemeklerimizi bitirmiş olduk. Şu hamurumuzu bir alsana dışarıda. Benim. Onu da buraya koyalım. Nasıl olsa onun soğumasını bekliyoruz. Ortasını açacağız. Hı hı. Bu yaptığımız çorbayı güzel bir cam tasla ortasına koyacağız. Evet, evet. O yüzden onun acelesi yok. İstersen tatlını şerbetle. Evet, hadi o gel. Evet, tatlımız, kıvrımımız ılımış. Tamam. Şerbetimiz de ılık. Ve bunu güzelce üstüne çömçe diyorlar bazı illerde bu şeye, biliyorsun. Yediriyoruz. Evet, çok değişik bir şey. Çok güzel. Çok hoş. Doğal. Evet, bu evet şimdilik yeterli. Bu durumda gel hep beraber geldim anonsumuzu yapalım. Bu arabaşı kaynayınca kapatıyorum herhalde çorbayı. Evet, kaynayacak. Bir miktar kaynayacak, özleşecek iyice. Sen üstünü değiştirmek istiyorsan yine değiştir. Günün en mis kokanağını sunlar. Geldik. Evet. Hazırlandık. Bakayım. Merhaba, ne yaptınız bakalım? Ya sen ne kadar değişiyorsun. Mesela yemenini çıkardın, daha başka. Köylü oldum. Şimdi bambaşka oldum. Vallahi harikasın, çok güzel. Şunu da şuraya aldım. Şu ara başını sunalım. Bunu şöyle koyup ölçü alıyoruz. Ölçü alıyoruz. Şu hamuru kase gelecek gibi üstünden alıyoruz. İçinden. Evet. Tam ortasına evet yerleştiriyoruz. Sonra neydi önce? Hamur. Hamur kaşığı alınıyor ve çorbayla alınıp yutuluyor. Evet. Şimdi de kömbemizi keselim. Dur şu sen sosunu tamamla ya. Evet. Bakayım ne yapıyorsun? Sarımsakları ezdik biz. Evet. Şu sarımsağın yaprağı değil mi? Yeşil yaprağı. Evet. Aroma versin. Evet, değişik. Buna limon suyu koyalım biraz. Koyun. Zeytinyağımızı kullanalım Volkan buna. Volkan şunu tut. Şöyle. Aklında. Seni gevertirim Serkan. Seni gevertirim. Gürsel Hanım, buna zeytinyağı kattık. Sosumuz hazır. Of, yalnız muhteşem bir sos olmadı mı? Koklayabilir miyim şunu? Koklayabilirsiniz. Of. Bunu diğer balıklarda da tüketebilirsiniz, deniz balıklarında. Hiç şu sarımsağın şeyini bunu atarsınız. Evet. Bak gerçekten çok iyi fikirmiş. Evet. Dök bakalım. Sen de kömbeni hı kes şekerim. Eline koluna sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Ben bunu madem elime aldım götürüyorum tamam direkt. Tatlıyı da en sona koyarız. Hediyelerinizi vereyim ben sizin. Mahvet! Mahvet! Saymam, vallahi saymam. Az önce Seko kurtardı seni. Çekim, çekim de olmaz. Şimdi bir kabul edin. Oynamıyorum. Aşk ol. İşimi yaparken. Yakalım. Pekala. Işık çok şartlardı. İçimden gelmeyerek şu an veriyorum hediyelerinizi ama olsun. Biz uyuramadık. Bizim de aklımıza gelmedi. Ama bu kabul olmaz. Tam çekim hiç aşaması olur mu? Adaletli savaşın lütfen. Bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Tamam yarın. Güle güle kullanın hayatım. Tam çekim aşamasında savaş anı. Buyur. Evet, her zaman olduğu gibi yine güzel bir masa kurduk galiba. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün ne yemekler yapıldı? Ayşe Hanım yaptı onu. Evet. Arabaşı, çorbası ve hamuru. Hı hı. Kömbemiz. Balık dolmamız. Ve kıvrımımız tatlı olarak.
Mutfağınızdan misler gibi yemek kokusu, gerçekten masanızda sevdiğiniz, yemek yapmaktan hoşlandığınız insanlar. Bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Biz nerede izleniyorsak afiyet olsun.